İbrahimovic saha içinde oynadığı futbolla ilgi çektiği kadar saha dışında konuşmalarıyla da dikkat çekmeyi başaran birisi. Mükemmel futbolu kusursuz egosuyla birleşince biz futbol severler için keyif dolu anlar ortaya çıkıyor. Lafı fazla uzatmadan ilk bölümü beğenilen unutulmaz İbrahimovic sözlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi biraz arkanıza yaslanın ve İbrahimovic'in akıl almaz ve bir o kadar da komik sözleriyle baş başa kalın. İyi seyirler. İbrahimovic, Ajax forması giydiği dönemde bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında Liverpool'la karşı karşıya gelir. Kıran kırana geçen maça İbrahimovic'in Liverpool stoperi Stephen Henchoz'u attığı çalım damga vurur. O an neler hissettiğini soran muhabire İbrahimovic'in yanıtı şöyle. Önce sola gittim, o da gitti. Sonra sağa gittim, o da gitti. Sonra tekrar sola gittim, o da sosisli sandviç almaya gitti. İbrahimovic bir Paris Saint-Germain efsanesi. Hatta şunu demek daha doğru olur. Paris Saint-Germain tarihinin en efsane oyuncusu İbrahimovic. İbrahimovic 2016 yılında Paris Saint-Germain'e şu sözlerle veda etmişti. Buraya kral olarak geldim, bir efsane olarak ayrılıyorum. Hollanda ile İsveç arasında oynanan hazırlık maçında İbrahimovic, Ajax'ta o dönem takım arkadaşı olan Rafael van der Vaart'ı sakatlamıştı. Van der Vaart ise Zlatan'ın bunu bilerek yaptığını dile getirmişti. Zlatan'a cevabı ise gecikmemişti. Seni bilerek sakatlamadığımı biliyorsun. Eğer bir daha bana iftira atarsan iki ayağını birden kırarım ve bu seferki bilerek olur. Bir muhabirin sence efsane misin sorusuna Zlatan'ın yanıtı şöyle. Ölmeden önce efsane olamayacağımı söylenir ama ben yaşayan bir efsaneyim. Paris Saint-Germain'e transfer olduğu ilk gün Fransa Ligi'ni pek tanıdığın söylenemez değil mi diye soran muhabire Zlatan'dan efsanevi yanıt. Buradaki oyuncuları pek tanımadığım doğru ama eminim onlar benim kim olduğumu biliyordur. Geçtiğimiz sezon Inter Milan derbisinde karşı karşıya gelen Zlatan Lukaku ikilisi arasında pek de hoş olaylar yaşanmamıştı. İlerleyen haftalarda Lukaku senden iyi mi sorusuna karşın Zlatan'dan Lukaku'ya taş. Lukaku benden iyi mi? Beni güldürüyorsunuz. Burnum Lukaku'nun kariyerinden daha büyük. Bir muhabirin İsveç 2014 Dünya Kupası'nda olamayacağına göre turnuvayı kim kazanır sorusuna Zlatan'ın yanıtı şöyle. Umurumda değil, ben tatile gidiyorum. Paris Saint-Germain'den ayrılıp Manchester United'a transfer olduğu dönemde bir muhabirin Paris Saint-Germain'e dair en çok neyi özlüyorsun sorusuna İbrahimovic'den spontane cevap. Son maaşımı. Los Angeles Galaxy forması giydiği dönemde sol ayağıyla attığı bir gol sonrası maç sonu röportajına bir muhabirin "Zayıf ayağınla muhteşem gol attın" demesi üzerine Zlatan yapıştırmış cevabı. Benim zayıf ayağım yok. Zlatan İbrahimovic için Barcelona günlerinin pek de iyi geçtiği söylenemez. Guardiola ile yaşadığı sorunlar, adaptasyon sorunu ve kadroda kendisine net yer bulamayışı onu yedek kulübesine itmişti. Günün birinde Barcelona'ya transfer olmanın hayalini kuran Zlatan'a gerçekler tokadı. Barcelona'ya transfer olmak gibi bir hayalim hep vardı ancak bazı şeylerin hayalde kalması gerektiğini anladım. Paris Saint-Germain'e transfer olduğu günlerde İbrahimovic transferini şöyle yorumlamıştı. Artık Paris'in Mona Lisa'dan daha fazlası var. Yıl 2014 ve Zlatan bir Twitter hesabı açar. Sonra ne mi oldu? İşte Zlatan'ın Twitter'a ricası. Merhaba Twitter, yarın için Zlatan'ın 140 karakterden fazlasına ihtiyacı var. Lütfen bu kuralı Zlatan için değiştirir misin? Bir muhabir İbrahimovic'e sorar. Sence oyun tarzın İsveç mi, Yugoslav tarzı mı? Zlatan'ın cevabı ise kimseyi şaşırtmaz. Zlatan tarzı.
Portekiz-İsveç maçı öncesi bir muhabirin elemeleri kim geçecek sorusuna sadece Tanrı bilir cevabını veren Zlatan İbrahimovic'in Tanrı'ya bunu sormak biraz zor olur karşılığı alması üzerine Zlatan'ın yanıtı. Neden ki? Şu an kendisiyle konuşuyorsun. Manchester United'a transfer olduğu 2016 yılında Cantona'dan sonra Manchester'ın yeni kralı mısın sorusuna İbrahimovic'in yanıtı şöyle. Cantona'ya hayranlık duyuyorum ama ben Manchester'ın kralı olmaya gelmedim. Ben Manchester'ın tanrısı olmaya geldim. Los Angeles Galaxy forması giydiği dönemde Amerika'da bir talk show programına katılan Zlatan, kendini nasıl tarif edersin sorusuna oldukça ilginç bir cevap vermiş. Bir aslan gibi hissediyorum. Aslan olmak istemiyorum ama öyleyim. Aslan aslan olarak doğuyorsa bu da benim aslan olduğum anlamına geliyor. Dünyanın en iyisi olduğunu söylüyorsun. Sence yeteri kadar kupaya sahip misin diye soran muhabire İbrahimovic'in yanıtı gayet net. Dünyanın en iyisi olduğunu bilmem için kupaya ihtiyacım yok. Paris Saint Germain formasını giydiği dönemde İbrahimovic'e bir muhabir ''En iyiyim diyorsun fakat Ballon d'Or sahibi değilsin'' demesi üzerine Zlatan şöyle cevap vermiş. ''En iyi olduğumu bilmem için Ballon d'Or'a ihtiyacım yok.'' Zlatan insan mı yoksa tapılması gereken bir tanrı mı sorusuna Zlatan'ın yanıtı gayet net. ''Hayır insan, büyük beyaz köpek balığının bir balık olması gibi.'' Milan formasıyla oldukça iyi günler geçiren Zlatan, geçtiğimiz ay Milan'la olan kontratını bir sene daha uzatmıştı. İmzadan sonra basının karşısına geçen Zlatan'a bir muhabirin ''Yaşlandığını düşünüyor musun?'' sorusuna Zlatan'ın cevabı şöyle. ''Benjamin Button gibiyim ama ben hep genç oldum. Hiç yaşlı olmadım.'' İbrahimovic Ajax forması giydiği dönemde o zamanlar oldukça çok konuşulan, manşetlerden düşmeyen bir şey söylemişti. Bir muhabirin ''Evcil hayvanın var mı?'' sorusuna Zlatan'dan oldukça sert cevap. ''Evet, Joy Didiluca.'' İbrahimovic gerçekten de çok yetenekli ve dünya futboluna kolay kolay silinmeyecek harflerle adını yazdırmayı başarmış birisi. Hayrete düşüren egosu muhteşem futboluyla birleşince bizler için çok keyifli dakikalar oluyor. İşte Zlatan İbrahimovic kendisini şöyle değerlendirmiş. Dünyada sadece bir adet Zlatan vardır. ''2009 yılında Barcelona'ya transfer olan Zlatan İbrahimovic bir sezon geçirdikten sonra Milan'a kiralanmıştı ve o dönemki Barcelona Başkanı Sandro Rosell, ''Seni satmak iş hayatımda yediğim en büyük kazık.'' diyerek Zlatan'a ince bir gönderme yapmıştı. Zlatan'dan ise yanıt gecikmemişti. Bu kötü başkanlığının bir sonucu. İbrahimovic, Paris Saint Germain forması giydiği dönemde Wayne Rooney'nin Manchester United'dan ayrılacağı, hatta Paris Saint Germain'in ciddi halde ilgilendiği söylenmişti. Zlatan ise bu durumu kendince şöyle değerlendirmişti. ''Eğer Rooney Paris'e gelmek ve benimle oynamak istiyorsa çabuk olmalı. Ancak Zlatan'ın ondan daha iyi olduğunu da aklında tutması gerek.'' Zlatan İbrahimovic, Fransa-Hollanda maçında gol atan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Matuidi'ye Twitter'dan ''Dün muhteşem golünü gördüm. İdmanlarda Zlatan'ı izliyor olmalısın.'' ifadelerini kullanırken Matuidi de cevap olarak şöyle demişti. ''O hareketi bana sen öğrettin.''